Günaydın. 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 Evet, bugün Ramazan günü. Şu an saat 8'e 10 geçiyor. Ben çocukları hazırladım. Kendim hazırlandım. Şimdi Selim'i kindergarten'e götüreceğim. Yani okula götüreceğim. Sonra alışverişe gitmeliyim. Dün tüm alışverişimi yetiştiremedim. Dün işte buzluk eksiklerimi hallettim. Şimdi de Lidl'e gitmem lazım. Oradan alışveriş yapacağım. Öyle yani. Çocukları hazırladım. Şimdi çıkayım. Sonra Enhal'le beraber de alışverişe gideceğim. Fark ettim Miraç Bey. Sahurunu asmış bile burada. Un yasak, şeker yasak, tuz az. Diyet yapacakmış beyefendi Ramazan'da. Evet, Selim. Aferin anneciğim, giy. Öbürünü de giy. Öbür ayakkabını da. Aferin. Evet, Enhan'ın çantası. Aman, Selim'in çantasını göstereyim size. Annem, bir dakika. Böyle. İki tane maske koydum. Sonra böyle üzüm, fındık, fıstık ve çilek. Efendim annesi. Hadi bakalım. Sıkı sıkı sıkı. Heh. Çantanı çıkarman lazım ama. Çıkar çantanı. Ben böyle yapayım, sen kendini çıkar. Aferin. Hadi gel, kemerini takalım, ondan sonra çıkalım. Liman çileği çok sever. O yüzden çilek alacağım şimdi. Sonra da mutlaka beş çeşit kokun. Ama bu iyi. Aynen. Enhan'ın eline de simit verdim. Yiyor. Acıktı çünkü. Evet, bakalım. Ne alalım? Limon alalım. Ne? Ekmek yapmalıyım. Ekmek alayım. Evet arkadaşlar, şu an saat 9. İnşallah sesim geliyordur. Alışverişimi yaptım. Şimdi alışverişimi yerleştireceğim. Size göstereyim neler yaptığımı. Kaç euro ödediğimi. Evet, bu alışverişim. Ramazan ilk günü, bakalım ne pişireceğiz bugün. Bu da kaç euro ödemişim? 85-68. Aynen. Evet, eve geldim. Alışverişi yukarı taşıdım, ay yoruldum vallahi. Bunları şimdi yerleştirmek var. Mutfağım dağınık. Öyle yani, ben buraları bir toplayayım. Alışverişi yerleştireyim. Ne oldu? Uf. Cis. Cis. Cis.
uyuttum. Şimdilik biraz dinleneceğim. Ama dinlenmeden önce size Ramazan köşemizi göstermek istiyorum. Aslında her zaman çocukların odasına yaparım ama bu sene oturma odasına yapmak istedim. O yüzden size oturma odasındaki köşemizi göstereceğim. Şöyle buraya hazırladım. Şimdi size bu takvimi göstereyim. Bu takvimi bana yollayana çok teşekkür ederim. Sayfayı yine aşağıya bırakırım. Info box'a. Şimdi buralara böyle küçük küçük notlar hazırladım, koydum. Aslında her sene her gün için bir hediye hazırlıyordum ama bu sefer böyle yapmadım, değişik yaptım. Birkaç tane hediyem var ama her zaman hediye yok. Mesela göstereyim size, bir de ne yazıyor? Sadaka kutusuna para at. Bizim sadaka kutumuz var, onun içerisine para atmasını yazıyor. Mesela şunu şuraya koyayım. Ondan sonra 14'te ne yazıyor? Bakalım. Odanı düzenle. Ondan sonra şunu göstereyim size. Buraya bayram için bir şey yazmıştım. Bayram süsleri hazırla. Bir de hediyeler içinde böyle şeyler yazdım. Hediye aç. Hediye aç birkaç kere tekrarladım. Burada toplam 9 tane hediye var. Yani bu gördüğünüz takvimde 9 kere hediye açma imkanı var. Başka ne yazdım? Sizlere de fikir olsun, yine göstereyim. Allah'a teşekkür et. Böyle ufak ufak notlar yazdım. Bakalım, inşallah hoşuna gider. Daha bu köşeyi görmedi Selimhan. Gelince artık ona bir sürpriz olur. Bunları kendim hazırladım, kendim kestim. Hediyelerde de ne var? Artık böyle açtıkça gösteririm. Ama kitap var. Ondan sonra ne var? Kitap var, şeker var. Birkaç tane oyuncak var. Çikolata var. Çok çikolata koymadım herhalde. Bir tane, iki tane koydum. Gerisi daha çok böyle oynayabileceği oyuncaklar. Evet, biz eve geldik. Selimhan'ı kindergarten'den aldım. Sonra ne yaptık? Nereye gittik biz daha demin? Parka gittik. Evet, parka gittik. Şimdi ama eve geldik. Selimhan'a sürpriz var. Evet. Görüyor musun sürprizi? Sürpriz nerede? Dolapta. Hayır, dolapta değil. İyi bak, burada bir yerde. Evet, orada ne varmış? Evet. Dur bak, ben sana ne diyeceğim. Bu ay Ramazan ve biz Ramazan'da büyükler oruç tutar. Sen evet. De şimdi hediye açacaksın değil mi? Evet. Bekle, hediye her zaman yok. İlk ben sana notlar hazırladım. O notlar bunların içerisinde. Sen bugün birinciyi açacaksın. Bir nerede? Bir nerede yazıyor bir? Yukarıda mı? Evet. Tamam. Bunu açalım. Bak, burada bir tane küçük not var. Bakayım, ne var? Aç bakayım ne yazıyormuş. İçinde beraber okuyacağız. Ne yazıyor biliyor musun? Ne yazıyor? Döndürelim. Sadaka kutusuna para at. Bizim sadaka kutumuz var, yani camiye götürüyoruz. Kutu var ya, içine para atıyoruz değil mi? Bugün onu yapmalısın. Evet. Para nerede? Dolapta. Kutu dolapta. Anne de sana şimdi para verecek. Sen de bunu sadaka kutusuna at. Hadi aç. Yürü bakayım. Burada. Aferin. Aferin Selimhan'a. Kapatalım şimdi kardeş gelmeden. Aferin. Anneciğim, o kağıdı dolabına koyabilirsin. O kağıt senin, tamam mı? Hayır, her gün sürpriz yok. Yarın açarız, başka bir not açarız. Belki o zaman sürpriz çıkar. Tamam?
Bugün para attık sadaka kutusuna. Yarın da başka bir şey. Anneciğim, sürpriz çıkmadı ki ama sadaka kutusuna para at çıktı. Her zaman sürpriz yokmuş. Saklıymış sürpriz. Yarın bir daha açalım, tamam? Yarın bir daha açalım anneciğim, tamam? Anne. Beni üzme anneciğim. Ama bu böyle oluyor. Çünkü bak gel otur, sana ne anlatacağım. Otur. Seliman, ben sana sürpriz hazırladım. Ama her zaman hediye açmak yok. Sadece bazen. Yarın bir daha açacağız. Anlaşıldı mı? Yarın kindergarten'a gideceksin. Sonra geleceksin, bir daha açacağız. O zaman belki sürpriz çıkar. Çikolata. Belki. Tamam? Belki. Anlaştık mı? Anlaştık. Çak. Tamam. Gel bir öpeyim seni. Böyle. Tamam. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Öpeyim. Sen de öp. Evet arkadaşlar, şimdi çocuklara çizgi film açtım, biraz çizgi film baksınlar. Ben de o sırada yemekleri yapacağım. Malum çocuklar oruç tutmuyor, o yüzden erkenden yemeği yapmam lazım. Miraç fazla bir şey istemedi, kendisi diyette olduğu için sulu köfte ve salata istedi. Ben de bu şekilde yapacağım, sulu köfte ve salata yapacağım bugün. Yani dünden de ıspanak yemeğim var. Yani bayağı yeterli olur. Tatlı da yapmayacağım. Çünkü beyefendi beyefendi diyet yaptığı için bu sayede galiba biraz ben de kilo vereceğim. Yani şöyle bakıyorum da pilav, işte makarna, böyle hamur işleri falan istemiyor. Ben de herhalde artık bundan sonra çocuklara göre yaparım. Onunla beraber ben de bir kilo vereceğim. Ne yapacağım artık bilmiyorum. Neyse ben yemeklere başlayayım. Siz de bana bakın. Şöyle bu tencereye sulu köfte yapacağım. Bu bizim için gayet yeterli olur. Çünkü dünden yemekler var. Fazla yok ama idare eder. Thank you.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Ama her zaman hediye açmak yok. Sadece bazen. Çünkü bazen açarsak, bazen açacağız, tamam mı?